Kara Murat Akçin kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu hazırlamam tam 6 saatimi aldı. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açıp bana destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler. Yeşilçam'ın yufka yürekli oyuncusu Hulusi Kentmen. 20 Ocak 1912'de Bulgaristan'da doğdu Hulusi Kentmen. İşimizi gücümüzü bırakıp sizinle mi uğraşacağız oğlum? Uğraşmayın boşverin. İzmit Körfezi'nde büyüdü. Ne diye kazıyordunuz Beyoğlu'nun göbeğini? Boyunuz bolsunuz devrilsin. Akçakoca İlkokulun tiyatro salonunda ilk sanat deneyimlerini yaptı. Hiç mi utanmadınız? Öyleyse. Deniz kuvvetlerinde assubay olarak görev aldı. Bir daha karşıma çıkarsanız gözünüzün yaşına bakmam, tıkarım içeri. Daha sonra Burhan Tepsi tarafından keşfedildi ve halk evlerinde tiyatroya başladı. Hasta bakıcı diye geçinenlerin hepsini ya gaz döküp yakmalı? Bilinen ilk oyunları Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Ya da akıntı burnundan cuk diye denize atmalı. 26 Kasım 1938'de Refikan Kentmen ile attıkları imza sadece evlilikler için değil ömürlük sürecek bir aşkın hatta dostluğun nişanesi olarak atılmıştı. Hulusi Bey'in dünyanın en şakacı insanı olduğunu söylemiştim. Ve bu evliliğinde Volkan adında bir oğlu oldu. Oğlum? Ne? Bir de oğlum mu var? Halk evinde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen... Ya sen benimle alay mı ediyorsun doktor? Bu kız bana mı bakacak yoksa biz onun yumurcağına dadılık mı edeceğiz? 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Bu çocuğun ne yüzünü görmek isterim ne sesini duymak. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı, keman çalıp parodiler yaptı. Ne haber okuldan benim aslan oğlum? Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında da sahne aldı. Çok iyi babacığım. Aferin. Derse kalktın mı bugün? Kalktım babacığım. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu ve turnelere çıktı. Kaç aldın bakayım? Kilometreden 10 aldım. Maşallah. Aferin. Bazı televizyon reklamlarında da rol aldı. Ya kim ya? 10 babacığım. Tatlı, sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, bahçıvan, hakim, komiser rolleri üstlendi. Fizik? O da 10. Bu kaç bu çocuğu? O da 10 babacığım. Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunan, Tarık Akan gibi sevdiğimiz nice isimler ile izledik onu. Anam, seni de şol eşeğim. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında Hulusi Kentmen gibi deyişi yerleşti. Aferin çocuklar. Şunu unutmayın. Sizler Fehmi Azmer'in oğullarısınız. Birçok filmde Kentmen'i Kemal Ergüvenç seslendirdi. Nedir bu? Nedir bu? Sigara. Sigara. Kentmen 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı. Hulusi Kentmen'in dolmuş beklemekle ilgili söylediği sözler, yıllarca hep zengin fabrikatör baba rolü oynayıp, işin en acıklı kısmı ise bütün gün zengin baba rolü oynayıp, çekip bitiminde eve gitmek için soğukta, köşedeki durakta dolmuş beklemem olmuştur. Bana bak hanım, eğer bu kazık herif adam olursa ben de bu boyutları yolarım. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman da çaldı. Dün akşamki kasa hesabı 5 kuruş fazla çıktı. Bul o 5 kuruşu. Başla babacığım, bulacağım o 5 kuruşu babacığım. Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu, 81 yaşında 20 Aralık 1993'te yaşama gözlerini yumdu. Elveda pos bıyıklı, yufka yürekli, tonton dedemiz Hulusi Baba. Kızdınız mı dedeciğim? Kızmak ne kelime, fitil oldum. Fitil ne demek dede? Elinin körü demek. Elinin körü ne demek? Ah.